yasmış. Yasıyla eğleniyormuş. Laf. 17 yıldır bu çocukları kinle, intikam yeminleriyle büyüttün. Yüzleri hiç gülmesin. Doğum gününde bile acılarını hatırlasın. Tek derdi bu. Yeter ki gözlerini kan bürüsün. Bunun nesi yaz? Kalbi kas katı kesilmiş. İçinde sevgi namına tek bir kırıntı bile kalmamış. Yazık. En çok da Baran Bey ve Cihan için üzülüyorum. Onlar da babaanneleri yüzünden, kinden, nefretten, intikam almaktan başka bir şey düşünemediler senelerce. O kadar anlattık, söyledik. Hoca geldi, misafirler geldi, mevlüt okundu. Hepsine, her şeye şahit oldu. Azıcık utanması olan, büker boynunu, kilitler kapısını, utançtan dışarı bile adım atamaz. Ama şu pervasızın yaptığına bak. Sadece bize değil, rahmetliye de zerre kadar hürmeti yok. Baran, haddini bildir artık şu karına. Artık şuna yol yordam öğret. Eğer sen öğretmezsen... Tamam babaanne. Tamam. Ben gereken neyse yapacağım. Sen karışma artık. Kalbine sır tutmuş. Kin bürümüş gözlerini. Hiç acımıyor torunlarına. Hem de hiç. Yukarı çık. Ama... Yukarı çık dedim! Çık! Gidip konuşacağım. Azade Hanım haksızlık ediyor. Sadece bana değil, size de. Bir daha sakın bu evin geleneklerine, adetlerine karışma. Niyetin iyi bile olsa çaban hem beyhude hem de yersiz. Bu acıyı unutturmak kimsenin haddini değil. Görmüyorsun değil mi? Neyi? Azade Hanım'ın ne yaptığını. Bu annenizin yasını tutmak değil. Bu ölünün hatırasını yaşatmak değil. Bu kini, bu öfkeyi, bu intikamın duygusunu yaşatmak. Bu kabuk bağlamış yaraları bile isteye yeniden kanatmak. Bu uğurda her şeyi, gencecik bir çocuğun ruhunu, kalbini bile isteye hiç umursamadan örselemek. Bu bizim acımız. Bizim kanayan yaramız. Sandığın gibi de kimse yerinmiyor. 17 senedir kalbimiz titriye titriye tutuyoruz yasımızı. Kimsenin de bir şikayeti yok. Sana göre öyle. Peki ya Cihan? 17 senedir çocuğun sırtına nasıl bir yük yüklediğinizden haberiniz var mı? Onun bu hayata gözlerini açtığı günü kutlamak. Annenizin acısına neden ihanet olsun? Cihan bugüne kadar bir kere bile itiraz etmedi. Kendi konutunu kendine sakla. Peki sordun mu ona hiç? Hiç yargılamadan, baskı altına almadan ne istediğini, neler hissettiğini sordun mu hiç? Thank you.
ortaya koyduğunuz, oğlumu kötürüm bıraktığınız günü unutalım istiyorsun öyle mi? Ben... Bir lafa yapıyorsun değil mi? Benim o gün evimin bir direği çöktü. Sümbet, müsait misin? Baba. Baba benim ödevlerim var da ben erken çıkabilir miyim? Tamam kızım, çık sen işine bak. Saat geç oldu. Ben bırakayım seni eve. Yok, hiç gerek yok. Sen toparlanmaya yardım et. Ben kendim giderim. Bu evin geleneklerine, adetlerine karışma! Niyetin iyi bile olsa, çaban hem beyhude hem de yersiz. Gel. Abim yok mu? Yok. Çalışıyor hala sanırım. Görmedim. Sen nasılsın? İyi misin? İşte. Cihan, ne oldu hayırdır? Hiç abi. Konuşmak istemiştim sadece. Olur. Gel aşağıda konuşalım. Burada konuşalım. Burası iyi. Olanlar yüzünden... Eren ablaya kızma abi, olur mu? O sadece benim için küçük bir jest yaptı. Bugüne kadar kimsenin yapmadığı... üstüne bile düşünmediği... hoş bir sürpriz. Onun sayesinde bir sürede olsa... kendimi değerli hissettim. Peki sordun mu ona hiç? Hiç yargılamadan, baskı altına almadan ne istediğini, neler hissettiğini sordun mu hiç? Ben Cihan için bunu